Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir simülasyon oyunuyla karşınızdayım. Bugün sınırdan geçen elemanları tokatlayacağız polis olarak. İlk defa oynayacağım. Ruslar yapmış büyük ihtimalle. Zaten görüyorsun yani yukarıda bir Rus bir yazı var. Ruslardan başkası yapamaz. Alt yazılı Türkçe arayüzü var. Bu benim için mükemmel bir lütuf. Çünkü İngilizce bilmediğim için. Oyun modunu seçeceğiz. Meydan okuma var, müfettiş var, hikaye modu var. Biz hikaye modundan gidelim. Hem hikaye modu olsun hem de simülasyon oyunu oynayalım. Müfettiş olsak şimdi genç bir polis okulu öğrencisi olarak Acaristan'ın eteklerindeki harap bir sınır karakoluna atandın. Polis teşkilatında gittikçe daha yüksek rütbeler edin ve karakolu eski ihtişamına kavuştur diyor. Yani burada karakolu yükseltmeye hani basic böyle şey gibi düşün abi. Yani The Forest'ta mesela ev yapıyorsun, evini geliştiriyorsun tarzı bir şey bu. Bunu oynamayız büyük ihtimalle. Hikaye modu. Aceristan Halk Cumhuriyeti kanlı yumruk adlı silahlı bir grup tarafından organize edilen bir devrimin eşiğinde. Sınır Karakolu'nun yeni komutanı olarak sadece bölge kontrolünden daha zor görevlerle karşı karşıya kalacaksın diyor. Görevde kalmak için doğru denetimler gerçekleştir. Karakolda ve sahada acil müdahalelerde bulun. Karaları oyunun seyrini etkiler diyor. Hikaye modundan giriyorum. 5 günlük bir eğitim. Eğitime katılacağız. Ben burada hiçbir şey bilmediğim için. Bakalım. Oluşan bir iç sıkıntı var ve bu iç sıkıntı da bizim sınırı kollayıp gözetmemiz gerekiyor diye yorumluyorum abi. Büyük ihtimalle böyle bir olay yapacak abi. Yedek alet bulundurmayı da unutma diyor. Tamam. Basalım. Devam. Gidelim. Halledelim abi. Allah polis olmak isterdim ama böyle sınırdaki polis falan olmak istemem. Genelde sivil polis daha güzel olur abi. Kurguymuş oyun. Zaten kurgu olacak. Başka bir şey yok. Aceristan. Acaristan. Hayda. Dur bakayım. Bekle. Varalım ya. Varalım. Şeyde de Gas Simulator'da da böyle bir şey vardı abi. Arabayla geliyorduk piyasaya. Komiser bana inansın ya. Komiseri yüzüstü bırakmayacağım beyler. Rahat kalın. Solda bir abla var ama oynuyor. Roznikova ne olmuş ki oğlum? İşkence mişkence Rusya oğlum burası. Her şey olur burada ya. Vallahi burada bizi yerler. Geldik mi? Ne haber? Tamam. Çıkıyorum. Allah'a emanet ol. Görüşürüz kardeşim. Dikkat et. Senin de sonun öyle olmasın. Bak arkadan bir kamyon geliyor. Ne yapacağız? Hızlı olalım hızlı. Dur bekle. Aç kapıyı. Ne oluyor? Komiser. Hoş bulduk. Hoş bulduk komiser de yüzünü göster lan. Oraya gidiyor. Ofise mi gideyim? Gideyim komiser ya ama şu ne bu komiser? Ne oluyor? Gazete işbirliği ortaya çıktı. Perşembe 16 Nisan 1981. Hükümet konut veriyor. Şimdi bir dakika bu neymiş? Harekattaki sınır polis komutanı Nikolay Rozovski. Ya, bu bizim hükümet herhalde. Ben dilim dönmüyor birer konuşamıyorum da kusura bakmayın. Hükümet karşıtı hareket olan kanlı yumruk teröristleriyle işbirliği yapmakla suçlandı. Ve vatanı yöneten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık Aceristan polisinde rüşvet ilgili soruşturma başlattı. Roznikov ile işbirliği yapan diğer 6 kişi sorgulanıyor. Oğlum Roznikov şu an bizim olduğumuz eleman. Yok lan bu bizim antre ev ya. Pardon. Tamam şeyleri karıştırdım. Gelen eleman da söylemişti ya bizi. Neredeydi? Aynı isim aynen Roznikov. Ya, arabadan gelirken de eleman demişti zaten Roznikov gibi olmasın falan. Neden oldu belli oldu. İşbirliği falan yapmış da bu. Ne haber kanka? Şimdi içeri girelim oğlum. Bizim var ya mekan çok harmadoman ya. Ofise nereden giriyorum lan? Oh oğlum kapıya kapattım. Bekle. Ne bu? Görev dosyası. Tamam. Tabla görev dosyasını kontrol ediyorum. Tamam. Gerekli bilgiler içerilmiş. Ne yapmam gerekiyor? Bunlar kim dayı? Burada bir şey yok şu an. Bayraklar falan var. Mübarek bitmiyor bu be. Harita var. Burada harita bakabiliyoruz. Çalışma kampı falan bir sürü şeylerimiz daha var yani. Polis üssü falan. Oduncu ne alaka? Neler neler yapacağız? Oduncudan odun alıp burada bir yerleşke falan geliştirme şekli mi? Ben burayı anlamadım şimdi. Belge kontrolünde ad ve soyada bakabiliyorum. Buradan ondan sonra bitiş tarihine bakabiliyorum. Herhalde neyse artık. Pasaport numarasına bakabiliyorum. Bir de fotoğraflarına bakabiliyorum.
Şimdi elemanların bir sürü ülke var kanka ya. Bayrak, Albarak. Bura neresi mesela? Burası bir tık böyle Türklere şey yapmış burası. Büyük ihtimalle erkeği krallığı falan. Burada bütün araba falan var oğlum. Ne oluyor ya? Gelen arabaları falan da böyle denetleyebiliyoruz herhalde. Para falan. Tamam. Harika, hadi başlayalım diyor. Ne haber? Sen bir dinlen kanka, sıra bende. Mesai sırası bende. Kolu çekiyorum. Hazır mıyız? Kol nerede lan? Kol. Ha. Kol burada. Ne oldu? Başladık mı? Geliyor, vallahi geliyor. Dur. Moruk dur. Dur lan. Ha. Ne haber? Belgini ver. Belgini ver. Konuşma çok. Açıyorum dosyayı şimdi. Şoförün her iki dokümandaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek için otomatik karşılaştırmayı kullan diyor. Varnava Ivorici. Brici Michi. Varnava Vravici. Evet doğru. Doğru. Doğru eşleşti. İnceleme raporu. Ad soyad. Pardon. Doğru ya, ad soyadı doğru. Eşleşti. Niye şey yapamıyorum? Tik niye koyamıyorum? Tamam. Pasaport no. Eşleşti. Fotoğraf. Onun fotoğrafına bakamıyorum ki. Bir dakika şimdi. Pasaport numarası var. Adamın eşleşiyor. Tarihi var. Ayda. Eşleştirme hatası var. Bitiş tarihi sıkıntılı. Fotoğraf. Yine bakmam lazım senin. Biraz bekle kanka. Şimdi senin tip aynı ama bitiş tarihinde sıkıntı var senin moruk. Bitiş tarihin senin doğru değil. Reddediyorum. Senin bitiş tarihin yanlış. Yanlış. Konuşma lan. Bitiş tarihin yanlış senin. Ülkene geri dön. Geri dön lan. Yanlış bir şey mi yaptım ya? Doğru yapmadım mı? Komutan yardım et be. Vallahi bir el at. Ya ne demek değildi, gözünü seveyim. Adamın tarihi yanlış ya. Eşleştirme taslıyordu. Gel lan buraya. Lavuk. Ya sokarım böyle işe ya. Bu ne oğlum ya? Ne demek değildi ya? Eşleştirme taslıyordu ya. Gel. Ver şunu. Ver anla. Ay, yıkamadım daha, dur. Aynı. Pasaport numarası. Eşleşmedi. He, otomatik şey yapıyormuş zaten, Allah kahretsin ya. Son geçerlik tarihi. Bak eşleştirme hatası var. Hatalı diyor. 10 Aralık 30 Ağustos. Yani arasında oluyor mu yani? 16 Nisan bugün. Fotoğraf. Elemanları kimse göremiyorum. Kanka sana vermeyeceğim bu sefer. İn arabadan. Ya reddediyorum oğlum bunu. Uzaklaş. Uzaklaş. Komutanım bu sefer doğru yap. Bu sefer doğru hocam. Ya, hatalı yani. Orada gördük yani hepimiz. Nereden konuşuyorsun sen? Uzal lan buradan. Konuş artık. Aynen öyle. Tamam, güzel. Güzel. Çok iyi. Eksi 20 dolarımız oldu. Allah kahretsin ya. F1 diyor. Ne diyor? Tamam. Tamam. Gel. Yolla. Yolla. Parayı kazanmamız lazım. Birincisinde hata yaptım. Kusura bakmayın. Bana bir yardım etse. Bana bir konuşsa lavuk. Çok işime yarayacak da. İyi günler, iyi günler. Sen çok akıllı bir insana benziyorsun ya. Ver bakayım şunu be. Ver bakayım bilgini, ver bakayım şunu. Eşleştin, aferin. İlginç. Eşleştin, aferin. Gerçekten. Ha, buna bir şey demiyorum. Eşleştirme hatası olabiliyor herhalde. O yüzden problem yok. Giri sebebi iş. Şimdi sen kuşlar falan var senin. Ne bu? Zengin maden yataklarına erişim. Sen şusun. Sen geçebilirsin ya kanka. Senlik bir problem yok gibi. Ha? Ne diyoruz beyler? Bir problem yok. Bunu veriyorum. Geçebilirsin. Bir problemin yok. Onaylıyorum seni. Geç. Hoşça kal. Hoşça kal. İnşallah bir boklar yapmamışsın ya. Oğlum bak her şey doğruydu. Bak sadece iki şey kontrol ediyorum ha. Tamam. Güzel. Güzel. Çok iyi. Gel. Gel. Polis olacağız oğlum. Gel. Hepinizi tokatlayacağım. Bunda bir pislik, bunda bir iplenik var beyler. Bak plaka falan böyle siyah bir araba zaten. Arkada kontrol edeceğiz arkaya, haberin olsun. Sesten anladın mı bu arada? Bak sesten bir ayıktın. Ayıkman lazım sesten. Buyurun buyurun. Seste bir şey var, seste bir şey var. Anasının nikahı kanka, sen bu musun ya? Bu sen misin ya? Hatalı. Bitti zaten, direkt gitti yani. Hadi bunu eşleştirdin de. Kahaleli var. Kahaleli var. Yani gerçekten kanka sana red veriyorum ben ya.
Senin ismin bile hatalı zaten. Senin tipin zaten doğru değil ki senin. Yamuksun oğlum sen. Kaymışsın sen ya. Arkada ne var? Yok. Merhaba, merhaba. Kardeşim, maalesef sana red veriyorum. Gerçek adam değilsin, uzaklaş. Hadi. Tamam, ne gün dediklerinde doğru yapıyoruz ben. Bunu da anlamış oldum. Uzaklaş lan, maymuna benziyor oradaki eleman. Sen kapısı açık, bekle. Kapısı açık. Kapı, kapı. Kapı lan. Heh, hadi Allah'a emanet, hadi. Ne haber? Efendim, efendim. Ne güzel dildi ya. Sadece bir hata yaptım kanka. Evim güzel evim. Karavanıma demek istedin yani ha. Karavan güzelmiş. Ya şunu bir kapa la. Heh. Ne yapıyorum? Yatıyorum. Dinlen. Tamam. 8 saat uyuyalım. 5 gün bir eğitim süremiz vardı zaten. Yani şu an 4. güne geçtik. Bu ne lan? Ben niye 5 dolar kazandım? İşçilerin maaşlarını falan biz mi ödüyoruz her şeyi? Kanka. Bir hata yaptığımız gibi nane yiyoruz. Vallahi diyorum bak çok sıkıntı iş. İşçilerin bu arada bir iş yaptı yok. Şuraları bir toplasın o zaman millet oğlum. Niye iş? İş falan yaptıkları yok oğlum bunların. Boş yani. Merhaba merhaba. Ver bilgileri. Ver bilgileri. Sıkıntı yok. Ver. Aaa. Ne bu? Bilgilendirme panosu. Вы мадре посукати всем, которые пасуете описание. Немвиница, Нурахо контрабанду ашаядич. Doğru, doğru kardeşim. Aceristan'a geçiş yok. Bey geçtim, çağıramayacağım. Şu elemana bir kaçakçı, bir kaçakçı ikiye bakmamız lazım. Dün sınır kontrolünde durmayan bir sürücünün sınırı geçme çalıştığından şüpheleniyoruz. İsmi plaka numarası VUS. Sürücünün yaşı 37. Obernovov çetesi içinde bulunan mühbirlerimizden biri başka bir kaçak mal sevkiyatı hakkında değerli bilgiler elde etti. Gel bakayım. VUS bu oğlum. Tamam sen nane yedin baba. Seni şimdi var ya yiyeceğim. Kaçakçı birsin sen çünkü. İsmi plaka numaran VUS. VUS'la başlıyorsun. Aha! Listo aç naszego estio podrivnika. İnden araçtan. Araçtan çık. Çık araçtan. Oo güzel güzel. Ha şu mu? Aa bak buldum. Tamam buldum kanka. Bu. Ha tek elekli tavanda yakıt deposunda bulunuyor. Çamurluk tampon ve hava filtresinde bile bulunabiliyor. Çak mı? Maşallah bu ne lan? Çok atlarım ha. Ne oluyor lan? Pardon kardeşim. Pardon yanlış oldu. Niye adamı kestik biz ya? Yani bizim adamı vuruyor. Ha bizim adam vurmuyormuşum tamam. Bu ne kardeşim? Uyuşturucu taşıyorsun burada. Yok kim ya? Vurdu mu kafanı? Kafanı vurdu mu? Komutan burada yok gibi be. Ben bir şey göremiyorum. Var mı lan yoksa? Bir şey yok gibi ya. Şurada bir şey var bir dakika. Ha tamam. Firma defteri tamam. Gel bakayım aslan parçası. Tutuklusun lan ömür boyu. Çürü amanak. Aa nezarethaneye de ben bakıyorum lan. Tamam. Genişletirim tabii ya sen iste yeter. Bana bak. Buradan çıkma lan. Çıkarsan yamulturum oğlum. Ne burada ne? He. Şimdi bu ne? Ha burası bizim depomuz. Kokain. Kokaini depoya koyarım kanka. Aynen depoda dursun. Geliyorum. Geliyorum hemen. Geliyorum. Geldim geldim. Çok güzel oyun bu arada. Sardı beni. Vallahi sardı.
Kanka şuraları bir temizleyelim be. Sana zahmet. Yani o kar para ödüyor sana. Şu arabayı gönder yani. Oo, bunların hepsini aldık mı yani şimdi? Ne oluyor oğlum? Gelsin bakayım aslanım, gelsin. Kaçakçı 2 kaldı şimdi. Bu 37 yaşında beyler. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bekleyin şimdi. Bunda bir şey var. Ses geldi. Şimdi sen biraz mallar taşıyorsun gibi. Kardeşim, bir belgeni verir misin? Bir belgeni versen bir. Yaşına bakalım senin. Senin bir yaşına bakalım aslanım. Bir kere senin tip uyuşmuyor bile. Eşleşmedin zaten. Pasaportun o, geçerlisiz. Ama ben seni tutuklayacağım, biliyor musun? 1981. 5 Ekim 1981. Neredeyiz? 1981'deyiz. Doğum tarihi 1952. 1981'den 1952 çıkar. Ya benim var ya, bu matematiği ne yapacağız ya? He? Ne yapacağız bu matematiği biz? Böyle. Çocuk 29 yaşında beyler. 29 yaşındasın ama ismin geçersiz zaten. Araçtan bir çıksana sen. Sen bir araçtan çık ya. Sen bir araçtan çık, şöyle bir bakalım sana. Bir şeyler var mı şurada? Okey mokey, ne bileyim, bir şey vardır belki. Ben seni zaten göndermeyeceğim bir kere. Senin şeyin hatalı. Ama içeride bir şey varsa diye kontrol edeceğim. Arabanın hiçbir yerinde yok şu an. Ben göremedim şu an beyler. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama bende şu an bir baş gözükmüyor. Sen zaten pasaport numaran onaylanmadı seni. Kötü olmuş, hadi yürü. Yapacak bir şey yok, pasaport numara yanlış bir kere senin. İnşallah yanlış yapmamışızdır ya. Gel gönder. Doğru, çok iyi, tamam. Oh be. Evet, gelelim sana kral. Ne oluyor lan? Merhaba kanka. Belgeni ver. Bakalım var mı yok mu? Bir sıkıntı, göreceğiz. Aa, ilginç. 1924. 1981. Ama şöyle bir tarama testi yapacağız seninle. Şöyle bir kaputa falan bakalım. Sen bu yaşta bu işe girmiş adam değilsindir. Bence. Olmazsın zaten. Niye olasın? Ama... He, sen öyle bir şey dediysen şimdi problem var. Sen bir aşağı insene. Araçtan çık araçtan. Sen araçtan çık. Vallahi dedem, inşallah bu yaşta böyle deli deli şeyler yapmıyorsundur ya. Yaparsan büyük sıkıntı, haberin olsun. Vallahi yani bak, seni geçireceğim. Ama ne olur yapma yani, tamam mı? Gerçekten yaparsan büyük sıkıntı yani. Sana onay veririm ya ben, sıkıntı yok. Al git. Hoşça kal, hoşça kal, hadi bakalım. Hadi git. Hadi. Kapılarını kapayım. Sıkıntı yok, tamam. Ya bunda kokain falan bulamadım. Yoktu. Güzel, güzel. Kusursuz. Şimdi sen gel bakayım aslanım. Bir de sana bakalım. Böyle bir 5 gün bitirelim. Ondan sonra bakarız duruma göre. Ne haber? Sende bir piçlik var. Sende bir piçlik var. Ver bakayım şunu aslanım. Ver. Ver bakalım. Diğer kaçakçı yoktu zaten. Sen son kaçakçı sen olabilirsin. İlginç. Eşleşiyorsun. Doğum tarihi 1944. 1981'deyiz. Yani ne yapıyoruz? 1981'den 1944'ü çıkarırsak ne kalır? 7. Kaç yaşındaydı bu çocuk? 37 yaşındaydı. Sen 37 yaşındasın. Araçtan in. Araçtan in. Evet, sen sıkıntılı bir çocuksun. Haydi bakalım. Sen bir sussana. Niye işime karışıyorsun sen benim? He? Az bir sus sen ya. Paraları bir aç ya. Belki bir şey vardır paralarda. Sen bir şey saklıyorsun oğlum orada. Ben yer miyim lan? Seni her türlü tutuklayacağım ben zaten. Allah Allah. Nasıl ya? Son olarak burası kaldı. Şimdi bir dakika. Ben bir şey göremedim bu arabada. Sen 37 yaşındasın kanka. Bence bir şey var burada ya. Bir şey var, ben göremedim. Ah ulan, bir yılan şeyi görsem vuracağım. Yılan şeyi yok. Ulan yok mu burada bir şey? Ağzına sıçtım senin. Ne bu? Kaç veriyorum bana?
Oğlum 370 dolar çok fazla. Sana bir şey diyeyim mi? Ben öyle rüşvet falan sevmem. Seni Yine rüşvetten tutukluyorum. ha. Seni rüşvetten tutukluyorum. Seni tutuklayacağım. Hem 37 yaşındasın, hem de şeysin. Gayet sıkıntı. Ne haber? İkiniz de şöyle sohbet edin, tamam mı? Aslanım benim ha. Bir de bana rüşvet veriyor. Rüşveti alsaydım bari lan, öyle tutuklardım adamı. Harbi ben niye öyle bir şey yapmadım ya? Ha? Kanka temizle. Temizle, hallet hemen. 37 yaşında da. 80 dolar olsun, biz işimizi hakkıyla yaparız, sıkıntı yok. Sınırdan geçse ne olacaktı yani, sıkıntı yaratacaktı bize. Uyuyalım gidip. Uyuyalım, saat geç oldu. Gidelim uyuyalım. Yani bunlar bize sökmez kanka. Bunlara bize sökmezsin. Hayırdır bana 370 dolar da çok iyi para ama ya. Şimdi var ya. Ne bileyim yani. Kaldı 210 dolar. Günlük masraf çok da fena değil ha. Toparlıyoruz diyelim. Güzel. Güzel. Toparlıyoruz. Bence bu simülasyon oyunu güzel. Simülasyon oyunu çok beğendim lan. Harbi diyorum bak, güzel bu oyun. Nereye çıkıyoruz o komutanım? Nereye? Şeyim, amirim. Çalışma kamplarına. Vlad'ın mağazası nerede ya? Her yerde de bir Vlad var vallahi. Bak, kapıyı sıyıracağım. Tamam. Ama araba nerede ya kanka? Neyse, sıkıntı yok, araba hallederiz. Dediklerini şimdi bir yapalım. Arabayı belki spawn eder bu. Değişik bu. Gençler gidiyoruz, hadi gelin. Polis arabası. Uzayın buradan. Burada bir şey yok. Ha burada lan, tamam. Polis garajı. Burada kendi polis arabalarını bulacaksın. Seçtiğin aracın hazırlanması veya tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş. Ne haber kanka? İyisin, iyisin, iyisin. Alkol teknesi var şimdi. Taşıtta balta var. Baltamız kalsın. Taşıtta alkol teknesini koyabiliriz. Ya da biz içeriz bunu. Yo, tamam, doğru, tamam, bunu yapacakmışız, Allah kahretsin ya. Ben içecektim lan. Ben doğrusu ben içemez miyim? Ne ya? Nereye, buraya mı? Anlıyorum. Arabayı ben mi çalıyorum? Oo, maşallah. Gidiyor muyuz? Ama eleman geliyor. Tamam, gelmez gelmez. Şimdi bir dakika, haritada ben nereden gideceğim kanka? Buradan sağa dönüyoruz. Güzel bu arada, çok sevdim lan. Araba falan da kullanabiliyorum kanka. Gayet iyi bu arada. Tamam, buradan dümdüz ilerle. Bir sıkıntı yapma. Yanlış mı girdik? Yok. Doğru gidiyoruz. Çarpma arabaya. Arabaya çarpma, arabaya çarpma. 50'ye çarptım şu an. Nereye geldim? Kardeşin izi ne lan? Ne konuşuyorsun lan arkada? Çok konuşma. Şunu kapa ya. Şunu kapa. Kapa şunu ya. Oğlum bakın öyle... Yok bilmem alkolmüş, kokainmiş falan fistan, o işleri ben yemem, bana rüşvet de verme. Ya seni ben şu an... Ayda, bu ne? Kanka sıkıntı yapma. Bagajımız, aynen, baltamız vardı, baltamız vardı. Baltayı boşuna şey yapma. Hatta şey, benim baltam var ya, bekle, sıkıntı yok. Ben keserim. Tok 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 tok. Kestik mi? Oo. Valla hücrelerine ayrıldı lan. Atomlarına ayrıldı valla. Çalıştır. Devam. Devam. Yola devam beyler. Gidelim. Aynen sağ tarafa gidiyoruz. Ne oluyor lan? Biri mi indi? Yok, biz egzoz patlatıyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Tamam. Dümdüz yardıracağız. Şöyle gidelim abi. Bak burada bir eski bir ev var. O ne? Ona bir kontrol edebiliriz, bir bakarız dönerken. Ben bu arada yanlış gitmiyorum inşallah ya. Oraya nasıl ulaşacağım? Ha, buradan, tamam. Hop, selamünaleyküm kardeşim. Kapıyı aç be. Müziği de aç ya. Ben geldim. Selamünaleyküm. Hocam, hayırlı işler, hayırlı işler. O ananı.
Kapıyı niye açmadın? Kanka şu tutukluları alın. Şey tutuklu diyorum pardon. Tutukluları. Doğru diyorsun evet. Sen şunları bir al ya. Allah uzak dursunlar benden kanka. Şimdi arabaya tekrar binme zamanı. Viladın mağazasına mı ziyaret edeyim? Bir şey diyeceğim ben geri geri nasıl gideceğim? Dön şuradan ya. Aa burada köle çalıştırıyor mükemmel la. Döndüm yavaş. Sola kır. Tamam güzel. Çıkalım. Aç kapıyı kanka bak bu sefer çarpmayalım bak boşluk. Boşluğa çarptım az önce. Kürdistan'a çarptım yani. Olmuyor böyle yapma. Hop. Oğlum sinyal ver. Çık. Bir dakika nerede kalıyor bizim şey? Şuradan gitsem daha mı yakın olur? Galiba. Ha böyle yardır ya böyle. Lan. Motor. Heh. Motoru yanlışlıkla yanlışlıkla motoru kapadım. Bu arada şu ayarlardan hemen seçeneklerden şeyden müziği biraz kısalım. Radyoyu da kısalım. Müzik mi oluyor? Radyo mu oluyor? Ne oluyor? Tamam. Evet. Alet alacağız ama benim aletlerim var zaten ya. Gerek var mı ya? Alet almaya. Zaten kaç tane alet almamız gerekiyor daha? Nasıl bir malzeme alacağız ki? Drift atamıyor muyuz ya? Atamıyoruz. Eyvah kırdık vallahi. Bizim araba hasar almıyordur ama ya öyle yapınca. Yani levhayı devirince bir şey olmuyordur herhalde değil mi? Olursa sıkıntı harbi. Geldim lan kardeşim. Eyvahlar olsun dur. Hop selamünaleyküm. Lan Vlad. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vlad'ın nereleri varmış ya böyle? Oğlum silah milah falan var lan. Ben ne alacaktım amına? Ben ne alacağım? Niye böyle kireç takıp tutukluyorum ben bunu? İşli için mi lan acaba? Yapayım öyle bir şey? Yok lan gitsin amına. Bu kadar da vicdansız olmayak. Şimdi biz ne istiyorduk ya? Bizim görevimiz neydi oğlum? Tamam da ben ne alacağım şimdi? Bekle benim bıçağım var. Şeyim var. Yani bununla adam da döverim. Buna kırarım indiririm. Küreğim yok sadece yani. Kürek mi lazım bana? Bahçe küreği mi alayım? Yok normal kürek al ya. Bir tane de silah mı alsam sıkıntı yaratır mı ya? Oğlum orada silah vardır her türlü ya. Gerek var mı? Allah'a emanet kanka ben buraya boşuna geldim ya. Bir gözünü seveyim. O kadar trafik yaptık bir de. Vallahi büyük trafik yaptık büyük. Büyük trafik yaptık. Polis üstüne gidiyoruz şimdi ya. Bu ne oğlum ya? Her yerden bir yerden gidiyoruz ben anlamadım vallahi. Harbi diyorum. Eyvah dur araba yan yatıyor lan. Tamam bir de oraya gidelim şimdi. Kaçak malları vereceğiz. Oradan da bir para elde ederiz büyük ihtimalle. 10 numara iş vallahi ya. Vallahi güzel ha. Tertemiz. Küçük bir yer. Her şey bizden sorumlu. Daha ne olsun oğlum? Harbiden daha ne olsun yani? Araba da fişek bu arada. Doğru mu gidiyorum bu arada? Doğru gidiyorum. Geldim. Kardeşim aç kapıyı. Aç kapıyı. Adamsın. Seviyorum seni. Burası bayağı bir ama yetkili bir yer ha. Bura harbi gelişmiş yani. Polis üssü yani direkt. Selamını yüküyorum. Ne haber memur bey? Ben teslim edecektim de. Kanka şunları al be. $1 lan. $1. Ya $1 şey $8 para mı ya? Allah Allah. Yakacağım mazota yazık yemin ederim ya. Böyle yapalım bekle. Böyle yapalım. Buradan döneriz. Geleceğiz lan seni. Eşek. Aç kapıyı kral adamsın. Soladın mı? Soladın mı? Yok. Çok zor. Çok zor. Bu sefer soladım ama. Bu sefer soladım ama. Hadi eyvallah. Yat aşağı oğlum. Nereye gidiyoruz? Dümdüz devam edeceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. Oyun çok güzel bu arada. Oyun çok keyifli. Biraz enerjim olsaydı daha böyle enerjik olabilirdim. Kusura bakmayın. Ama çok güzel yani. Vallahi güzel yapmışlar. Ne diyeyim. Geldik mi? Az kaldı. Allah kahretsin. Sıyırdı. Allah çapsın sıyırdı.
Vallahi giriyorduk kanka. Girseydik bir de ona bir para bayılacaktık. Hiç uğraşmayız yani. Hiç şey olmasın. Sıkıntı olmasın. Geldim lan. Açsana oğlum kapıyı. O daha yeni yüklendi ya. Olaya bak. Ben arabayı buraya bırakıyordum değil mi? Doğru. Ananı satayım. Kırdık galiba. Oğlum araba önümü göremiyorum ki. Bak cam falan kırılmış mesela. Yani camı az önce kırdım değil mi ben? Şöyle girdim. Böyle topladım, topladım, topladım. Tekrar güzel. Tamam. O kadar yeterli büyük ihtimalle. Yani gayet iyi. Bir şekilde aç şu kapıyı. Tekme atıyoruz biz burada. Açmıyoruz burayı ya. Bayağı tekmeliyorum yani. Doğru diyorsun. Oturmak da sınırlı değil. Harbiden doğru diyorsun. Şimdi güzel bir uyku çekmem lazım. Gerçekten yoruldum yani. Araba sürsür. Nereye kadar ya? Evet, kaybettiğimiz kazanç ne? Güzel güzel kazanmışız. 1-2 330 güzel. Kalkın beyler, yeni bir gün. Zaten 5 kişiyiz toplasan şurada. Yani. Evet, yoğun bir gün. Bakalım kaçakçılar kimmiş? Konjimento var. Bu ne lan? Konjimento kim? Bekle, ilk kişiyi çağırmadan önce bakalım. Kaçakçı 3. Uyruğu Acaristan oluyor. Servislerimiz gerçekten telefon görüşmesini dinledi. Oldu. Ve bu sayede başka bir kaçakçı hakkında da bilgiler edindik. Sadece uyruğunu biliyoruz. Uyruğun Acaristan olduğunu biliyoruz. Bu kaçakçıya dikkat edeceğiz. Şimdi Konjimento ne? 19 Nisan 1981 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı Acaristan topraklarında mal taşımacılığına ilişkin yönetmenliği değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir konjimentoya sahip olması gerekmektedir diyor. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık giriş reddedilse tamam. Herhangi bir şeyde acıma diyor yani kanka. Direkt güm gitsin. Taşımacılığa bu arada ne diyor? Konjimentonun olması gerekiyor yani. Onu da bir şey yapalım. Evet hocam. Gel bakayım. Gel. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Belgeni ver. Belgeni ver. Aşağıdayım ama yani olsun. Konjimentosu var. Var yani. İsmiyle uyuşuyorsun. İsmini uyuşuyorsun. Pasaportla onun uyuşuyor. Bir sıkıntın yok. Acaristanlı. Bekle. Şimdi bunu yiyip Acaristanlı olduğunu unutup red yersek sıkıntı. Sen şimdi bir arabadan iniyorsun. Acaristanlı olduğun için. Ne? Oo. Bu ne ya böyle? Allah kahretsin ya. Not et, not et, not et. Varil. Dört tane, dört tane. Aç şunu ya, aç şunu. Aç şunu kanka. Atla şuna. Oğlum atlasana. Not et. Başka bir şey ettik mi? Kaldı mı bir şey? Yasada. Oğlum çok eğlenceli lan. Yok, bir sıkıntı yok. Tamam. Notlar bu. Gübre taşıyor komutanım. Başka bir şey yok. Ben niye komutanım diyorum bu adama bilmiyorum ama. Ama sen Acaristanlısın şimdi bekle. Yani olay o. Ben burada bir kaçakçı görüyorum ve Acaristanlı sadece. Uyruk Acaristanlı. Tamam bir şey yok. Ne yapmam gerekiyor oğlum? Kanka ne yapacağım, yardım et be. Yardım et, yardım et. Anca temizlemekte mi şeysiniz ama? Burada bir şey var mı yok? İn aşağı in. Sen in aşağı, yok yapacak bir şey yok. Ben seni zorla indirdim yani. Yoksa inmeyeceksin yani sen aşağı. Burada bir şey yer yok. Hava karardı mı yoksa hava daha yeni mi aydınlanacak? Bilmiyorum. İndin aşağı. Daha ne var kanka burada yani? Seni mi işaretlemem gerekiyor? Bitti işte. Okeyli abi.
Okeylemem gerekiyor ya. Aa, gübreler. Gübrelerin içinde bir şey olabilir lan. He, onaylı yük. Gübre 10. Buzdolabı, klozet. Burada bir kan lekesi mi var? Ver bakayım girdi be bu. Onay yükünü aldık. He, gazlı ocak 3. Sabun. Sabun 3 olması lazım. Sabun yok. Gübre 10. Buzdolabı 2. Klozet 1. Biyolojik tehlikeli madde 1. Sabun nerede? Sabun. Bir şey daha lazım ya. Buna göre ben bir şey daha işaretlemedim büyük ihtimalle burada. Heh, bir şey. Ha ya Allah kahretsin ya. Yukarısını işaretlememişim. Oğlum yarım saattir uğraşıyorum ya. Oh. Tamam. Sıkıntı yok. Git. Aa bak Aceristanlı inşallah sıkıntı yaratmazsın bana ya. Hadi hadi uzadı. Hadi. Oğlum çok yoruldum. Yarım saattir arıyorum lan sabunu. Nerede bu? En azından bulduk. Şimdi bak sen dedin gönder diye. Ben gönderdim bak sırf sen dedin diye. Geri gönderdin. Ha geç veya geri gönder dedi Hans. Gönderirsen. Doğru acele tamdı çünkü. Neden böyle bir şey yaptık ki biz? Ya neden böyle bir şey yaptım ya? Aptın ya. Var ya bir kıracağım ağzını ya. Geçti adam geçti. He, yükü boşaltmamız gerekliymiş. Sus be ya tamam. Moralimi bozma benim. Ah şunlar bir işleşmese de vursam kafana. Kimin kendi neyse şimdi küfür edeceğim ya. Heh burada bir şey var ama. Burayı baltalayayım da gör. Aç lan şunu. Gel gel. 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 Çık lan dışarı. Çık. Hemen tutuklayacağım seni bak. O kadar 100 dolarımı kaybettim. Şu an çok mutsuzum yani. Gel. Yat aşağı hadi. Konuşma. Yavşak. Tutukla bunu. Hızlı yapacağız her şeyi hızlı. Temize burayı. Temize boş vur ama. Boş durma boş durma. Hadi yap. 100 dolarımdan oldum. Mutsuzum şu an bak lütfen. Çok gönder gelsin hemen. Hızlı. Arkada tavuk mu var lan? Hayvan var arkada amına. Bu nasıl bir şey ya? Gel bakayım. Arabadan bir dışarı çık sen ilk önce. Kaçar lan bu şimdi bunu şey yaparsak. Allah öyle bir şey olabilir yani. Sen bir de doğru diyorsun gibi ha. Yani burada da bir şey yok be. Gayet doğru diyor bu adam ya. Sıkıntı yok. Ama dur bekle ben seni bir kimliğini bir almadım ki. Kimliğini bir alayım. Ara bakayım şu kimliği. Polat. Bir tane domuzun var doğru. Onay yükünde bir tane domuz taşıyorsun. Gayet doğru yani. Bir tane domuz. Yükü boşalt. Sen çok konuşma. Çok konuşma. Neydi sen Aceristan mısın? Nesin? Evet bir tane domuz taşıyor. Domuzun içine falan bir şeyler falan sokmuştur bu kesin bilmiyorum. Bir dakika. Aceristanlı da değil. Tamam aracına geri dönebilirsin. Hayvanı alsaydık be. Hayvanı nasıl geri sokacağız? Burada kaldı bu. Beğer hayvanı soktuk ama yani geri nasıl sokacağız bunu be buraya? Gel bakalım buraya bir gir. Gir buraya gir. Abi nasıl gireyim buraya ya? Nasıl gireceğim buraya ya? Bir tane domuzum var işte yani. Anladım. Her şeyini duyuyor gel. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Abi domuzu nasıl sokacağım bilmiyorum ki. Domuz bu ya. Oo pardon pardon. Pardon domuzu öldürüyorduk amına. Vallahi götüne soktum domuzu. Tamam sen şimdi nasıl gideceksin ya? Domuzunu alsana. Gel bakayım sen bir. Ha, yükü geri çevir ya. Tamam. Hayvanı soktuk içeri sonunda. Şimdi gidebilirsin aslanım. Kabul ediyorum. Uzaklaş.
Makaristanska. Atlista. Oğlum inşallah sıkıntı yapmadık ya. Yapmadık değil mi lan? İnşallah sıkıntı olmamıştır. Tamam, olmamış. Güzel. Sende var ya kesin çok büyük bir boklular var. Çok manyak bir şey geliyorsun sen ya. Bu ne bu abi? Aç kapıyı aç. İyi günler. Ver direkt. Vallahi sıkıntı olmamasını sen bakacaksın. Bakalım ne şişiyor musun? Bakalım bir. Ticaret, kömür 2 tane. Kocaman kamyonda 2 tane kömür için mi? Ha. Şimdi belki bu kömürün içinde güzel şeyler vardır. Belli olmaz. Bilemezsin. Ve bir tane kömür var niye şeyse artık. İlginç değil mi? Bu sağa sola bakıyorum ya. Böyle başka bir kömür göremiyorum. Ve ben bu kömürü dışarı çıkartamıyorum galiba. Yo, bu adama mı söylemem lazım bunu? Hadi. Yok çıkartamıyorum abi bunu. Ne yapacağız? Başka araba yok oğlum. Sen bir araçtan bir çık bakayım ya. Araçtan bir çık. Yok. İn arabadan. Geri girelim. Burada bir şey var mı? Kanka işimi yapıyorum ya. İşimi yapıyorum. Bir şey bulursam seni yakarım ama haberin olsun. Yani. Bu kömürü dışarı çıkartamıyor muyuz Muhsin Bey? Lütfen dışarı çıkartalım şunu ya. İki sayım gerekiyor İsmail. Oo senin bir kere ismin eşleşmedi oğlum. Ben yani siktir git buradan. Sen git sana red de amına koyayım. Sen uzaklaş buradan ya. Değil mi ne gün tüh. Sen uzaklaş oğlum. Bu lavuk da burada duruyor. Oğlum sen bir hiçbir şey yapmıyorsun. Bir iş yap ya sen. Yani bir şey yok yani sende. Uzaklaş lan buradan. Git bakalım hadi. Giremem buradan gidemem. Buradan da bir 100 dolar alsak 500. 100 dolar zarardayız. Yine bir mallık yaptık. Gittik orada gördük zaten. Macaristanlıydı adam. Neden biz salak gibi şey yaptık ki yani? Oh. Uyuyalım. Uyuyalım. Yarın son günü. Eğitimimizi tamamlayalım. Ondan sonra videoyu noktalarız beyler. Masraf sıkıntılardayız ya şu an. 440 olması gerekirken 340'da saydık hala. Bir 10 dolar zararımız, karımız var galiba. 330 dolar mıydı diğer gün? Neydi kaçtı? Öyle bir şey olması gerekiyordu. Evet hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Gönder gelsin, gönder gelsin patron. Komiserim. Gönder gelsin ya. Kardeşim sen değil, hadi bakalım. İkimiz de işi halledeceğiz. Çok rahat olacak, sen rahatta kal. Adamı indiriyorsun, bakıyorsun, aşağı bakıyorsun, sayıyorsun, sayımlar eksikse gönderiyorsun. Eşleşmediyse direkt gönderiyorsun. Aşağı kapıyı aç. Aç. Çok konuşuyorsun. Oo bu ne lan? Bazı yerçi seni de aşağıya isteyecekler. He, yeni gelen sigara kutusu. Şimdi bir dakika. Vodka almaya gerek var mı? Bunları satabiliyorum galiba. Ha bunları satın alır, bunları satar diyor. Bende sigara kutusu var. Bunu satabilir mesela. Satalım bunu. Al ya bunu sen. Sen bunu sat. Sattın bunu. Sigara içmem yani. Ne gerek var? Yani bir patates çuvalı belki alırım yemek için. Vodka'ya gerek yok. İki tane patates çuvalı bana yeter. Tamam şimdi konuşma da kimliğini ver. Kimliğini ver. Ticaret başka kardeşim. Soruşturma başka bakalım. Her şeyin tutuyor mu? Bir kere eşleşmedin. Patladın. Bir kere ikinci eşleşmedin. Patladın. Artı ikinci üç eşleşmedin. Patladın. Ne bu böyle patlıyorsun hep be? He? Kaçakçı. PSD. İyi Allah'tan değilsin. Komcek so. Bilmem ben de. Sen direkt gittin zaten ya. Sen bittin ki. Ya seni şu an göndermemem lazım. Yani direkt şey yapmam lazım seni. Çok konuşuyorsun ha. Bana cevap verme lütfen. Bana cevap verme. Benim işimi karışma ya. Belki bir lavukluk saklıyorsun. Seni tutuklayacağım. Bir kere zaten izin vermeyeceğim. Orası kesin. Orasını daha öğrenmedim bile.
Bunu tutuklayacağım kanka ama. İlk olarak şöyle bakalım ya sana. Bu çocuk çok konuşuyor ya. Vallahi çok konuşuyor yani. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef taklaya geleceksin ya. Yani maalesef izin vermiyorum yani, geçemezsin. Seninle alışveriş yaptık diye seni şey yapacak halim yok. O kadar da değil. Gel lan şuraya işeme ya, oraya bir gel ya. Şunu bir yerine koy bakalım. İki dakika, bir yerine koy. Gönderilmiş ola bu, boşuna bekliyor. Boşuna bekliyor yani. Kanka. İnceleme bitti, sana reddi koyuyorum. Reddi İlhak aman akım. Al bakalım. Konuşma. İsmin yanlış ya. İsmin hepsi yanlış. Yani bir tane doğru olsaydı bari ya. İkisi de yanlış. Ne yaptık? Ticaret yaptık ama. Hadi gene ayrını gör. Allah'a emanet. Bakma bana öyle lan. Vallahi yumruk kafana koyarım ben. Gel bakayım. Gel. Tutmam mı lazımdı lan acaba? Yok. Diyecek bir şey yoktu ya. Evet, PSD bakalım. PSD sen bok yedin zaten ya direkt. Merhaba yoldaş, merhaba. Dün sınır kontrolü durmayan bir sürücü sınırı geçmeye çalışırken şüpheleniyoruz. Şimdi sen sınırı geçtin mi geçmedin mi bakalım. Seni zaten tutuklayacağız büyük ihtimalle. Yavşak ne yapıyor lan? Arabaya bin çabuk. Çalıştır çalıştır. Kaçıyor oğlum, lavuk kaçıyor. Ya tutuklayacaktık işte direkt ya. Biliyordum oğlum, orada kaçmaya çalıştığını biliyoruz. Niye tutuklamıyorsun ki? Aptal herif ya. Oğlum tutuklamamız lazımdı orada. Yavşak çok hızlı gidiyor ya. Başka polis üssü falan yok mu? Sadece biz kovalıyoruz çünkü. Gel gel, bir yere kaçamayacaksın oğlum. Ha, kaçıp nereye gidebilirsin ki? Ne yapmamız gerekecek? Aa, böyle sürebiliyoruz. Tamam olsun, içeriden sürelim. Heh, şöyle bir sireni aç ya. Vuracağız mı, ne yapacağız? Vuracağız mı? Ne oldu? Kaçtın mı? İn lan aşağı lavuk. Benden kaçamazsın oğlum. Hadi bakalım gidelim. Hayırdır ya, bizden kaçmaya çalışıyor. Yavşağa bak ya. Sen kimsin oğlum? Hani bu nasıl bir kaçma şekli? Bu ne lan böyle? Hayırdır yani? Hani gelen özgüvene bakar. Oo! Siktir git, ölmedin amına koyayım. Abartma ya. Oğlum 200 dolar gitti lan. Her şey gitti. Aa, niye kaza yaptık ya? Allah, niye kaza yaptık böyle? Bak burada da yolcu var ha. Abi bizim geçirdiğimiz. Allah'tan bir şey olmadı. Allah'tan bir şey olmadı. Tamam. Allah'tan 200 dolar daha gitmedi. Tamam, güzel. Güzel. Diğeri nasıl öyle hemen öldü ya? Vallahi bir anda vurduk. Bu arada dakikam çok az, hadi artık ya. Geldim geldim geldim. Arabayla geldim ama olsun. Allah kahretsin kaplı. Evet. Varishu, mi zatracili radio Siyaza, ať brigadu starshiny Gavrilova. Oni madre trpsaya, ili ksavo fista terrori, ať laso pilnikovnaya. Dielo eto ažne, ili ovi madre hurka pašlo. Koresi sorokin. Allah kahretsin, yeter ya. Yine nereye gidiyoruz? Yine ne yapacağız ya? Hazır mıyız? Mermileri al. Tamam, adam öldüreceğiz, anladık. Anladık, adam öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Adamı vuracaksın ya. Abi öldüreceksin yani. Ya ne yapacağız? Patates çuvalı yerim. Ne yapayım ben de? Ha? Gidelim. Zaten dolarlık olduk. Gel beraber gidiyoruz seninle. Tek gidecek halimiz yok ya. Orada oturuyorsun zaten. Bir işe yararsın be kanka. Değil mi beyler? Bir işe yararsın yani. Bak çarpmayalım gene. Allah kahretsin. Oğlum araba dönmüyor lan. Araba dönmüyor. Bir dakika. Niye öyle oldu? Biz arabaya çarptık ya. Bizim araba bir tık yamuldu gibi be. Tamir etmek lazım buna. Vallahi tamir etmek lazım.
Ama nasıl edeceğiz? Para lazım, ona da para lazım. Neyse biraz hızlı olalım. Adamlara bak ya, kereste fabrikasına baskın atıyorlar oğlum. Hayırdır ya? Kim bunlar oğlum? Hayırdır yani? Ne oluyor yani? Olay ne? Bunlar PKK'lı lan bunlar. Geldim kanka. Ne tapto uvaric. Starshina Gavrilov estio zazdro kriminalov. Arshni ta aralac. Ayo madro usvedomitsa inspektora ili incident. Nasıl vuralım ya? Onu sikeyim. İn arabadan in. Vurdum bir tanesi. Ya bizim eleman öldü ya. Oğlum bana bu burada. Oo, fena yamuldum oğlum. Benim kaçmam mı gerekiyordu? Fena atardılar ama öldürebilirdik bence. Niye öyle öldük? Bir kere daha deneme hakkım var mı acaba? Oo. Burka, opokameno. As možno je voživatko. A trebuje varišu. A karistanska vas trebuje. Kanka inşallah yardımıma ihtiyacın vardır da yani yamuldum ben be. Allah yamuldum yani. Çok fenaydı lavuklar ya. Neler de öyle ya. Vallahi bak kafadan HS atmak gerekiyordu. Senin öldüğüne inanan asiller Karesta fabrikasından kaçıyorlar. Bir saat sonra ilgili komiser yardımcısı bir destek tugayı ile birlikte olay yerine gönderir. Başına yaranın bir sıyrık olduğunu belli oluyor ve ertesi gün... Tamam. Tamam. Göreve tekrardan dönebiliyorum. Tamam. Neydi bu şimdi yani? Bizim için bir eğitim miydi yani? Değil mi? Çok şanslıyız ya. Çok şanslıyız ya. Tamam izleyelim ama burada bir kalalım. Burada bir kalalım arkadaşlar. Diğer bölüm görüşmek üzere. Ağzımıza bir verdiler. Videoyu gıda kapamak düşer bize. Kendinize iyi bakın. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Ben burada kalıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.